Çok kısa ben kendimi tanıtayım, İsmim Melih, böyle iki tane farklı şapkam var, bir tane yatırımcı şapkam, yaklaşık 7 fonda yabancı fonda yatırımcıyım, şu ana kadar da bir 15 startup halde angel investment yapmışımdır böyle. Yaklaşık 15 senedir ekosistemin içindeyim, hem girişimci hem de yatırımcı olarak hem de advisor olarak. Şimdi ilk başta iki startup'ımızı da bir dinleyelim. Hem Faruk hem Batuhan, ilk Faruk'tan başlayalım istiyorsanız. Bir kendinizi çok kısa tanıt tanıtabilirseniz. Bir de e, Queen e yerden bahsedebilirseniz ne iş yapıyor ve yapay zekayı nasıl kullanıyor diye hemen böylece hızlı bir giriş yapmış oldum. Tamamdır, keyifli. Selamlar öncelikle herkese. Ee, Faruk Bağımlıcı ben. Aslında 20 yıldır dijital ekosistemin profesyonel olarak içerisinde yer alan bir kişiyim. Hem lokal hem de global markalarda üst düzey yönetici olarak çalıştım. Ama 4 yıldır da Queen'in aslında hikayesinin süreçlerinin içerisinde hem gelir yönetiminden hem de stratejilerden sorumlu olarak çalışıyor durumdayım. Biz Queen AI, e, Engine AI ne yapıyor aslında? Kısaca ondan bahsedeyim. Online perakende iş modellerinde elde edilen bir online trafik verileri var. Fakat anlık olarak geçmişteki hiçbir veriye bakmadan sadece o andaki insan davranışına aslında odaklanıp kişi özelinde analiz eden bu davranış esnadan de doğru zamanda doğru kişiye doğru mesajı vermesi sağlayan gerçek zamanlı bir AI yapısı insan davranışının internet sitesine girdiği an itibariyle aslında böyle bir sistem 70 milisaniye içerisinde yani bir saniyenin altında bir anlamlandırarak insana özgü anlık motivasyonel değişkenlikler neyse bu kişinin değer ortaya çıkarttığı bir yapıyla hareket ediyor durumda. İki tane de çok önemli bir katma değeri var aslında sistemin. Birincisi ethical by design dediğimiz bir yapıyla çalışıyor. Dolayısıyla tasarlanması yani yapının tasarlandığı ihtiva, süreç itibariyle insanın herhangi bir aslında kişinin herhangi bir özel verisini almadan hiçbir veriye dayanmadan sadece o kişinin intention aslında niyetine odaklandığı bir yapıyla hareket ediyor. Bu da Türkiye'de KVKK globalde ise GDPR'dan aslında hukuki mevzuatlardan alınırarak sistemin çalışmasını sağlattırıyor. İkincisi ise no code AI dediğimiz bir yapıyla çalışıyor. Teknik ekiplere böyle çok şey yapmadan süreçlere dağıldıkmadan aslında çok böyle hızlı bir şekilde birkaç saniyelik bir küçük, birkaç dakikalık bir entegrasyonla birlikte aslında sisteme dahil olup öğrenmeyi tamamlayıp aslında hızlıca aksiyonları gerçekleştirebilir bir halde devam eden bir yapıyı oluşturuyor. Böyle hem çok Türkiye'de önemli. hem de aslında Avrupa pazarında oldukça büyük bir şekilde devam ettiğimiz bir yapıyı şekillendiriyoruz. Evet. Evet. Batuhan bir de senden dinleyebilir miyiz lütfen? Evet, tabii merhabalar herkese. Ben Batuhan Özcan, Syntonium'in kurucusuyum. Çok teşekkür ederim öncelikle bu davetiniz için. Ee, şimdi Syntonium ne yapıyor? Ee, biz aslında e, Generative AI'nin Türkiye'deki ilk uygulamalarından birini hayata geçirdik. E, uzun süredir e, araştırma geliştirme yaptığımız bir projemiz var. E, temelinde yapmaya çalıştığımız e, değer teklifi bu kameralar bizi her yerde çekiyor malumunuz. İşte e, bunu ve bunların hepsi de güvenlik kamerası değil artık bütün akıllı telefonlarda kullanılıyor. E, Otonom arabalarda, süpürgelerde, humanoid robotları konuşuyoruz. Her yerde aslında bir, bir kameranın sensör, ana temel sensör olarak kullanıldığı bu cihazlardaki aslında biz veriyi anonim hale getirerekten çekilen görüntülerdeki aslında bir data privacy meselesi var. Onu çözmüş oluyoruz. Yani bunu da şöyle yapıyoruz. Sintonim, sintetik ve anonim kelimelerini birleştirerekten zaten oluşturduk. E, veriyi, yüzlerimizi, biyometrik verilerimizi yani en değerli aslında bizi biz yapan e, kişisel identifier'ları yani e, kişisel tanımlayıcıları anonim hale getiriyoruz. E, bunu yaparken de aslında veri anonim hale getirmenin en büyük dezavantajı olan veriye kayıp, veriye kayıp yaşatmadan bunu başarıyoruz. Böylece örnek veriyorum. Yani e, böyle Faruklar da zaten bu konularda çok hassaslar. E, eğer veriyi toplu işlemek konusunda ilgili olan yapılar varsa e, onların inovatif e, hedeflerine zarar vermeden aynı zamanda GDPR compliant, KVKK uygun hale geldiğiniz ama en önemlisi de biz insani vetik ...derler kapsamında veriyi... E, ...insanları özgür kılarak, kılaraktan... ...anonim hale getirdiğimiz bir teknoloji oluşturduk. E, bunu da sentetik... ...hiç var olmamış insan yüzleri... ...üreterekten. Fakat... ...işte bu makinelerin dikkat ettiği, ilgilendiği... E, ...göz hareketleri... ...yüzdeki işte e, duygu durumları... kafanın nereye döndüğü gibi... E, ...tüm bu yüz kesimleri korunaraktan... ...kayıpsız bir şekilde anonim hale getirdiğimiz... ...bir teknoloji oluşturduk. Yani biz aslında... E, ...ilk CNI şirketlerinden... ...biriyiz. Ama... En baştan beri hep böyle Responsible AI tarafındaydık. Her zaman için AI for Good tarafındaydık. O yüzden de bunu da hani Türkiye'de başlattık ve şimdi hikayemiz İngiltere'de malumunuz devam ediyor. Çalışma, Çalıştığımız ve çözmeye çalıştığımız problem kısaca böyle. Çok güzel, çok teşekkürler. Çok da güzel özetledin. Çok da değerli bir iş bence yaptınız. Çok sağ olun. Faruk, e, ilk başlayalım o zaman istiyorsan. E, bu şu an startup'ınız yani Queen AI hangi seviyede? Niye bu seviyedeyken İngiltere açılımını tercih ettiniz? ihtiyaçlarınız i̇htiyaçlarınız ne oldu? Ve süreç nasıl geçti? Ondan bahsedebilir misiniz lütfen? Aslında biraz önce Zeynep Hanım birçok detayı anlattı. Biz de aslında bakarsanız Department for Business Trade yani hani Ticaret Bakanlığı ile birlikte oradaki bütün süreçleri çok yakinen birlikte hareket ettik. Burada Global Entrepreneur Program'ın içerisinde işte vize kolaylı, iş kurma süreçlerindeki destek sağlanması gibi hatta birçok noktanın o pazarda bizim de bir yenilikçi bir teknoloji üretmemizle birlikte aslında desteklenebileceğimiz bir e, yapı ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla ihtiyacımız olan birçok şey konuyu da karşılayabilme yapısı ortaya çıkmaya başladı. Yani bu Ticaret Bakanlığı'nda sağlamış olduğu faydalar bizim süreçlerde yaratmış olduğu katkılarla birlikte de işin büyüme ilmesini ne tarafa doğru götüreceğimizi tahminlemeye başladık ki yanılmadığımızı da gördük aslında. Burada iş ve işte bankacılık kolaylıkları gibi bazı birçok noktanın içerisinde bize destekleri oldu. İşte startup'lar için özel olarak yapılandırılmış çeşitli bankacılık hizmetleri var. Biz örneğin işte geçtiğimiz dönemlerde HSBC Innovation Bank tarafından işte çeşitli şeylerimiz açtık ama tabii bugünkü regülasyonlar ya da şeyler birazcık daha farklı, daha zorlayıcı bir yapılar da söz konusu. Şirketi kurarken işte hukuksal mevzuatlarda en iyi yönetebileceğimiz firmalarla bu tanıştırma konusunda çok ciddi böyle bir ima alabildiğimiz ya da hani içerik oluşturabildiğimiz bir yapıda devam edebildik. Bir yandan da tabii İngiltere'nin şöyle bir güzelliği var. Hem yapay zeka hem de teknoloji hibeleri konusunda e, özellikle yenilikçi alanlarda ciddi hibe destekleri sağlıyor durumda. Biz de e, geçtiğimiz dönemde işte Creative Catalyst ile birlikte bir hibe aldık. E, bununla birlikte de University College of London'da, e, UCL'de çeşitli projelerimizi geliştirme fırsatımız oluşmaya başladı. İki yıldır da bu süreçlerin içerisinde yer aldığımız için de aslında hem ürünlük bir yandan geliştirme potansiyelini arttırırken... Hem de aslında piyasada içerisindeki o trust'ı hani güveni sağladığımız bir yapıya ciddi bir katkı sağlıyor durumda. E bu da şirketin bir yandan hem insan kaynağı elde etmesinde hem büyümesinde firmalara anlatmamız gereken aslında hani sürecin birazcık daha nasıl aslında sistemler içerisinde oturtabildiğimiz konusunda daha bir güvenli alan yarattığı bir yapıyı oluşturuyor durumda. Bu anlamda İngiltere bizim için hani e, seçmemiz gereken en doğru kaynaklardan bir tanesiydi. Pazar zor bir pazar kolay bir pazar değil hani bu şey ıı, altında çizmek gerekiyor böyle çok hızlı geçmiyor tabii ki her şey ee, özellikle pazara girişte çeşitli zorluklar var ama ülkede de birçok faydalı etkinliği ev sahibi yaptığı için ör örneğin işte retail hive gibi işte etkinlikler var oldukça verimli geçiyor ya da teknoloji etkinlikleri var burada iş alanınızı genişletebilme iş fırsatlarını yaratabilmek için de büyük fırsatlar oluşturduğu bir yapıyı oluşturuyor hem hükümet tarafından aslında geliştirilen programlar hem aslında ekosistemin kendi içerisindeki geliştirmiş olduğu environment'ın ya da çevresel faktörün içerisinde barınıp aslında orada süreçleri geliştirebiliyor olmak bizim de yenilikçi olarak üretmiş olduğumuz o teknolojinin barınmasına aslında katkı sağlayan bir yapı var. ülkenin tabii ki şeyi tekrar altını çizmekte fayda var. Rekabet seviyesi oldukça yüksek. Yerel iş kültürüne uyum sağlamak işte ciddi bir zaman alıyor. Bunun böyle birçok farkında olmak gerekiyor. Ayrıca pazarın beklenti ve müşteri davranışı da çok ciddi farklılık gösterebiliyor. Çok satüre bir pazar. Ee, doğru iş ortaklıkları kurmak, etkinliklerde aktif rol almak, doğru kaynaklardan faydalanmak aslında yerel bağlantıları geliştirmek için de önemli bir katkı sağlıyor. Bu anlamda da bizim için bu aslında ekosistemin parçanın içerisinde yer alıyor olmak bize ciddi bir ilme kazandırdı bir yapıyı oluşturuyor. Sıcağızda böyle bir özetleyebilirim. Harika Faruk. Çok teşekkürler geldi. Faydalı oldu bu verdiğim bilgiler. Benzer şekilde Batuhan sana da sorarsam siz hangi stage'desiniz, e, sintonim niye böyle bir atılım yapmaya karar verdi ve Hı. yine bu süreç nasıl geçti onu bir özetleyebilir misin lütfen? E, tabii ki biz de e, aslında şu an itibariyle 3,5 seneye geçmiş bir R&D e, tamamladık. E, bu Generative AI olduğu için malumunuz. Epey zaman kaynak harcamış olduk ama güzel haber bu teknoloji aslında patentledik ve bunu zaten dünyada işte bildiğimiz kadarıyla yapan bir Almanya'da bir şirket var ve Sintonim'de bunu yapan diğer bir şirket. Şimdi Zeynep Hanım DBT'den bahsetti. İngiltere şöyle bir time chart çıkartmıştı. İngiltere'de birçok ilkleri gördük. Aslında Sintonim'de çözüme çalıştığı problem yeri dünyada ilkleri yapmaya çalışan bir şirket. Yani daha önce pek yapılmış bir örneği yoktu. İşte aynı anda başladık bahsettiğim gibi e, temel rakibimizle. Dolayısıyla biz e, İngiltere'yi bu bağlamda çok değerli gördük. E, ben çok kısa böylece şöyle bir belki de benzetme de yapmak isterim. Kendim eğitim hayatımı İngiltere'de aldım. Tabii ki bunun bir etkisi vardır mutlaka kararda ama biraz daha aslında geriye gidersek benim eğitim hayatımda İngiltere'yi seçmemdeki temel motivasyon da aslında biraz buydu. Yani biraz e, tavuk yumurta meselesine dönüyor. E, şu da mesele de bu. Şu kısaca bahsedersem. E, Avrupa'daki düzeni, iltizamı ve aslında sistemin hepimiz farkındayız. Fakat özellikle girişimcilik perspektifinden Amerika'nın e, kapital erişim ve pazarın büyüklüğünü e, göz önüne aldığımızda fırsatlarının da ortaya koyduğu fırsatların da farkındayız. Ben İngiltere'yi kısaca belki şöyle benzetebilirim. E, bana göre, e, bize göre e, Avrupa'daki Amerika İngiltere. Yani bunu sadece dil bağlamında söylemiyorum. Sadece işte o olayın international e, e, entegrasyon tarafında söylemiyorum. E, gerçekten e, bence iki tarafı da çok iyi birbirine dengeleyen, yani, yani Avrupa'daki hala o sistemin nizamın ve iltizamı devam ettiği fakat Amerika'ya yakın kaynaklarda pazar büyüklüğüne ve kapitali erişim sağlayabildiğiniz ve bunu yaparken de e, hepimizin konuştuğu ortak diler İngilizce ise e, üçüncü bir dile ihtiyaç duymadan e, rahatça entegre bir şekilde yapabildiğiniz ülke İngiltere. Ee, o yüzden e, tüm tüm bu parametreler, e, Sintonimin İngiltere'ye e, belli bir seviyeden sonra e, açılmasındaki en büyük e, aslında argümanlardan bir tanesi e, ve e, ben aslında e, yetenek vizesiyle oradayım, e, dolayısıyla. Ee, geldiğimiz aşama sebebiyle e, şu an orada olmamız da aslında hemen değil ama doğru zaman doğru açılmanın ne kadar önemli olduğunu da gösteren bir parametre. E, yaklaşık bir senedir oradayım. E, i̇nşallah buradan sonra hep böyle bir İstanbul e, işte Türkiye ve İngiltere gidip geliye olaraktan daha da ileriye doğru götüreceğiz bayrağı. Ama kısaca böyle özetleyebilirim. E, o zaman son soruma gelmek istiyorum her ikinize de. E, şöyle baktığımız zaman e, Sonuçta bütün bu sürecin sonunda ne gibi faydalar aldınız? Ve e, UK'ye açılmak isteyen başka startuplara göre e, ne önerilerde bulunmak istersiniz? Bütün bu sürece baktığınız zaman Faruk senden başlayalım istiyorsan. Burada en önemli konulardan bir tanesi bence hani özellikle bizim gibi işte bir B2C satış yapma potansiyeli içeren bir iş içerisinde network çok önemli bir kaynak yaratıyor durumda. Yani your, sizin networkünüz ne kadar kuvvetli ve buradan ne kadar yayılabilir hale getirebiliyorsanız, o anlamda kıymet taşıyor durumda. Ee, dolayısıyla bu süreçlerin ya da işte ticaret bakanlığında sağlamış olduğu bu etkinlikler bize açıkçası ilk başta en önemli yaratmış olduğu etki, e, buradaki o network'ün sağlanması. İkinci konu, UCL ile birlikte geliştirilmiş olduğumuz teknolojilerin aslında büyüklüğü ve devamlı, e, özellikle ülke içerisinde yapılan o birçok araştırmanın içerisindeki o varlık sürdürebiliyor olmamız bir yandan da eş zamanlı olarak çok doğru insan kaynağını içeriye almamız sağladıktan etkiyi yaratıyor durumda. Bu aslında hepsi birbiriyle çok zincirleme çalışan bir ekosistemi yaratıyor durumda ve bununla birlikte de büyüme ivmesini katkı sağlatırtan bir bakış açısı oluşturuyor. Yani neden bahsediyorum? İşte işin akademik tarafta bir yandan yönetilebiliyor olması, çok doğru insan kaynaklarının işin içerisinde dahil edebiliyor olmak, network'ü bu anlamda hem hükümetin belirlemiş olduğu çeşitli eventlerde aslında bir konuşmacı olarak ya da ürününüzü anlatabilme fırsatlarını yaratıyor biliyor olması aslında size olası fırsatları önce direkt olarak ortaya koyduğu bir yapıyı oluşturuyor. İki tane ço konu çok kritik. Birincisi salon network elde edebilmek, ikincisi de doğru insan kaynağına ulaşabilmek. Bu anlamda bu iki aslında faktörü yan yana getirdiğinizde büyümenin önü çok hızlı bir şekilde açılabiliyor durumda. Aslında bizim buradaki en önemli gördüğümüz konulardan bir tanesi buydu. Çok güzel. Çok güzel. Batuhan aynısını sonra sorsam sen nasıl cevaplarsın? Ee, ya aslında e, tabii ki bu, bu tarz kararları verirken ben acele etmemekten yanayım. E, buradaki eğer dinleyen girişimci arkadaşlarımız veya girişimci olmayı arzu eden insanlar varsa. E, timing önemli. Bu timing sadece sizin ürününüzün pazara çıkış tarihi değil. Aslında e, bu tarz işte e, flip-up süreçlerinde işte e, pazar açılımlarındaki zamanlarınız da çok kritik. Çünkü ee, yani sadece tırnak içerisinde söyleyeyim. Yani İngiltere'ye e, işi taşımak için taşımamak gerekiyor. Gerçekten orada bir potansiyeli olduğuna kanaat getirmeniz lazım. Çünkü aslında hepimiz e, belki ilk başta bu yola çıktığımız zaman evet işte yurt dışını açacağız, yurt dışını fethedeceğiz diyoruz ama e, bunu aslında e, o kadar çok büyük meselelerle, problemlerle, çalışmalarla uğraşıyoruz ki startup kurucu ortakları olarak. E, yani bu, bu da aslında operasyon anlamda bir takım... E, e, yükler getiriyor İngiltere açılmak Almanya açılmak bunu yaparken doğru karar vermek lazım e, bence şöyle olmalı e, ürün ya denemelerin ya ürün ortaya koyarken e, orada bu lean startup yöntemlerinde olduğu gibi aslında doğru pazar uyumu var mı şimdiden bakabiliriz ama ürün gerçekten orada satış yapma potansiyeli eriştiği zaman daha doğru bir zamanda açılmak e, biraz daha makul olabilir e, onu onu söyleyebilirim e, bunun dışında e, biraz da daha... Benim kısaca tecrübemden bahsetmek istiyorum. Belki muhtemelen bu Farukların te yaşadıkları DIT'den, DMT'den aldıkları desteklere göre biraz daha farklılık gösterebilir. Ben şimdi yurt dışında eğitim aldığım için benim bu talent vizesine yönelik farkındalığım daha farklı bir şekilde oluştu ve bunu aslında buradaki yola tek başıma bireysel anlamda girmiş oldum. Yani ...doğrudan DBT'nin desteğini almadan en başta. Fakat daha sonra bunun DBT ile ne kadar daha kolay ve... ...sumut bir proses içerisinde yapılabileceğini fark ettim. Ve sonrasında aslında karşılaştığım bir takım challenge'larda da... ...çok sağ olsun hem Ayhenkler hem Zeynep Hanım'ın ekipleri... ...çok destek oldular. Yani benim biraz daha böyle en başta tek başıma... ...yara yara gittiğim o yönler nasıl olması lazım... ...nasıl yapacağız işte yapacağız, nasıl maliyetler oluşacak... Hangi hukuk firmalarıyla, mali müşavirlerle problemleri çözmemiz gerekiyor? Bunları aslında sonradan DBT'nin aslında çok güzel bir program dahilinde verdiğini fark ettim. Ve sonradan ben de o programın içerisine dahil oldum. E, buradan tekrar e, yani bu programı düşünenlere, planlayanlara, uygulayanlara teşekkür etmek isterim. E, gerçekten layık ile yerine getiriyorlar ve e, hiç e, yani ikinci defa düşünmeden destek almak e, entrepreneurlerin, girişimcilerin lehine olacaktır. Ses. Çok güzel, ne güzel böyle pozitif duymak da böyle güzel yorumları da duymak hakikaten e, geçimciler için çok ümit verici olması lazım. Çok teşekkürler, bence çok güzel oldu böyle gerçekten bu işi yaşamış e, insanlardan bunu duymak çok güzel oldu. İkinize de çok teşekkür ediyorum.